Evet sevgili izleyiciler, burası Kazan. Eğlenceler, şenlikler, oyunlar, yemekler bitmiyor. Bu akşam da bir kınadayız. Bedrettin amcam Şenlikbaşı yanımda. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Bedrettin amca merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burada neler olacak? Şimdi burada Yassören köyüne bir kına gecesi, erkek kına gecesi yapacağız. Daha sonra kına yakacağız. Ondan sonra da genel şenliklerimizi sürdüreceğiz. Hep beraber eğleneceğiz. Bedrettin amca, bu ateşin amacı nedir? Ateşin amacı sinsin. Sinsin nedir? Sinsin, erkekler şimdi burada sinsin oynayacaklar, davul çalacak. Etrafında dönerek? Etrafında dönerek, birbirlerini kovalayarak. Dayak pastı var mı? Yok, dayak pastı yok. Sadece şenlik olarak birbirlerini kovalayarak etrafında dönerek. Daha sonra nasıl devam edecek? Daha sonra da saz eşliğinde, davul eşliğinde geneliklerimizi, muhabbetimizi sürdüreceğiz. Erkeğin kınası mı yakılacak? Erkeğin kınası yakılacak, ondan sonra da şenliklerimize devam edeceğiz. Gelinin kınasını biliyoruz da, erkeğin kınasını bize biraz açar mısınız? Nedir? Erkeğe kına yakmak nasıl bir adettir? Erkeğe kına yakmak, şimdi askere giderken, kurban keserken koça kına yakılır. Askere evet. Giderken askere kına yakılır. Bir de evlenirken damada kına yakılır. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu arkamızdaki meşalenin amacı nedir? Bu meşalenin amacı damadı evinden alıp böyle şeyini ateş yerine getirmektir yani. Gelini mumlarla, tabii, erkeği tabii. Meşaleyle. Bu yakışır diyoruz. Tabii, peki çok tabii. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, gecemiz tüm hızıyla devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi bu bir gelin kınası değil, damat kınası. Şu anda yanımda damat var. Damat, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Okan Doğan. Okan kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Neler hissediyorsun? Vallahi çok heyecanlı bir duygu. Allah herkese nasip eylesin. Amin diyeceğim ama light'lık olacak bu biraz. Artık light'lık olmaz. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Şimdi sana kına yakılacak. Nasıl olacak bu iş? Çok heyecanlı ama hocamız bir dua edecek şimdi. Ondan sonra tekrar hocamızın eşliğinde kınamızı yakılacak. Laf aramızda kalsın. Erkeğe kına yakışmaz. Biz de yakar gibi yapalım o zaman. Biz doğrusunu yapalım. Bu kadar insan toplanmış. Bize yakışmaz. Yakalım. Yakalım, yakalım. Hep beraber kına yakıyoruz. Hocam buyur. Şöyle alıver, çayı da al. Kınayı çal şeyi. Şimdi kınayı nasıl yakacağız, anlatır mısınız? Hocam bu yana gel şöyle. Şimdi kınayı nasıl yakacağız? Hayırda kına yakacağız. Sağ avucunun içine kınayı yakacağız. Daha sonra dua edeceğiz. Kınayı yakma. Dua edeceğiz, evet. Elini saracağız, evet. Kına bitmiş olacak. Evet, tabii, tabii. Peki, devam edelim. Bismillah. Hocanın önünden bir tepsiyi tutsun. Oldu bitti maşallah. Damada da sadece da yapalım. Hızıyla devam ediyor kına gecesi. Damat hayırlı uğurlu olsun, kınamız yakıldı. Yakıldı. Dediğiniz oldu. Light'lık değilmiş. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şaşırttın beni de. İnşallah olmaz.
Şimdi kına yakması size geldi. Siz de bu kınamızdan nasibinizi alacaksınız. Kına beni bozar. Peki bu yeşil nedir? Onu büyüklerimize soralım. Büyüklerimiz daha iyi. Büyüklerimiz. Müdür amca nedir yeşil? Onlar işte damadın kına yakıldığına dair bir şeydir yani. Kanıtıdır. Pullu bir şeydir yani. Uğur getirsin diye. Uğur getirsin diye yapıyor tabii. Peki inşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah.